Filiz'in Mutfağı YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere çok lezzetli ve pratik nefis bir tatlı tarifim var. Öncelikle karıştırma kabına 3 tane büyük yumurta ve 1 su bardağı toz şeker alıyorum. Eğer yumurtalarınız küçükse 4 tane kullanmanızı tavsiye ederim. Bu ikiliyi bembeyaz köpük köpük oluncaya kadar çırptım. Gördüğünüz gibi istediğim bir renge ulaştı. Daha sonra içerisine diğer malzemelerini ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı sıcak su ekliyorum arkadaşlar. Pandispanyamızdaki en önemli püf noktası sıcak su. Sadece 3 yemek kaşığı ekledim. 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya ve yarım paket kabartma tozu ekliyorum. 1 su bardağı un ilave ederek hepsini eliyorum. Mutlaka kek pandispanya yapımında unu eleyin arkadaşlar. Un elendikçe havalanır ve daha güzel kabarır. Toplamda ben bir su bardağı 3 yemek kaşığı un ilave ettim. Markadan markaya değişkenlik göstereceği için sizler de lütfen bu kıvamı alıncaya kadar un ekleyebilirsiniz kıvamı bu şekilde olduğunda pandispanyanız pamuk gibi olacak arkadaşlar Eğer ki çok sıvık yaparsanız da içi hamur kalabilir Lütfen bu kıvamı almasını Özen gösterin pandispanyamız hazır şöyle birkaç kere yere vurarak hava boşluklarının çıkmasını sağlıyoruz ve 170 derece önceden ısıtılmış fırına gönderdim ve nar gibi kızarttım Mutlaka bu işlemi kızartarak yapın arkadaşlar çünkü ikinci işlemde de göreceksiniz. Mutlaka kızarmasını sağlayalım. Şöyle kelepçeli kalıp kullandım ben, 22 santimlik. Evet, gayet güzel bir şekilde de çıktı. Yağlamadan ekledik kekimizi gördüğünüz gibi. Şöyle çok da güzel kızardı, tam istediğimiz gibi. Gelelim ikinci işleme. Krem şanti çırpacağız. 2 paket krem şanti bir su bardağı sütle iyice çırpıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi krem şantim hazır. Keki soğuttum. Mutlaka soğuk kendinimleyin arkadaşlar. Aksi halde hamur kalabilir. ince ince küp küp dilimliyorum. hatta pandispanyamızı akşamdan yapıp sabah ya da öğleyin işlemi yapabilirsiniz. Şöyle iyice dilimledikten sonra minik minik kareler şeklinde dilimliyorum. Yapımı gerçekten çok pratik, lezzeti muhteşem bir sarip Pelit Pastanesi'nin inanılmaz lezzetli pastasını yapıyoruz bugün. Tanesi 50 TL'ye satılan bir pasta. Şöyle dilimleyerek gördüğünüz gibi küp küp gayet güzel bir şekilde çıkıyor. Çok aşırı minik minik yapmayın arkadaşlar. Çünkü ikinci işlemde de sizlere biraz sonra göstereceğim niçin küçük yapmamanız gerektiğini. Şöyle büyükçe, genişçe bir kaba krem şanti alıyorum bir miktar ve daha sonra küp küp dilimlemiş olduğum pandispanyaları içerisine ekliyorum. Eğer minik minik doğrarsanız hamur gibi ezilecektir. Biraz bu şekilde iri iri olduğunda ağıza gelir ve görünür bir şekilde olursa daha lezzetli ve daha güzel bir görüntüsü olacaktır. İyice karıştırıyorum. Azar azar ekliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. tatlı ve pasta tariflerimi çok seviyorsunuz. Bir yenisini daha ekledim pratik bir şekilde. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe? Yorum'a yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri güzel İzmir'imden sesleniyorum. Evet, gördüğünüz şekilde devam ediyorum. Pastamızın yapımına Tabii ki tepsinin büyüklüğüne göre pandispanyanızın büyüklüğü değişecektir. Onun için bir poşet daha krem şanti isteyebilir. Pandispanyanız, onun için lütfen kontrollü ekleyin. Dilerseniz içerisine kremada ilave edebilirsiniz. Dilerseniz ben krema kullanmadım çok aşırı, fazla maliyetli olsun istemedim takipçilerimi düşünerek sadece krem şanti ile hazırladık. İki tane muzu şöyle küp küp doğruyorum. Çok aşırı büyük doğramayın içerisinde. Şöyle küçük küçük doğruyorum. Dilediğiniz meyvelerden da ekleyebilirsiniz. Şöyle bir fincan kadar damla çikolata ilave ediyorum. Pastamız gördüğünüz gibi harika oldu. Hatta Lezzetini gerçekten sizlere anlatamam. Daha önce de birçok kez yaptığım bir tatlı bugün aklıma geldi sizler için çekmek istedim. Evet pastamız hazır. Şöyle iki kat streçin tam ortasına pastamızı alıyorum. Şöyle uzun bir şekilde ekliyorum. Rula yapacağız. Rula pasta şeklinde yapacağız bir nevi mozaik pastayı benziyor arkadaşlar sadece biz pandispanyasını kendimiz hazırlıyoruz ve pasta lezzetinde yapıyoruz Eğer ki uğraşmak istemiyorum ben diyorsanız da bisküvi ile de Tabii ki yapabilirsiniz ama bunun lezzeti gerçekten daha bir farklı şöyle streçle iyice sıkıştırıyorum her iki tarafına bu pastanızı Hatta yapın Buzlukta unutun. Günlerce unutun. Daha sonra acil misafiriniz geldi ya da canınız tatlı istedi. Hemen buzluktan çıkartın. Üzerine hemen bir çikolata sosu ile servis edin. O kadar pratik. Şöyle iki ucunu tutarak kendi etrafında döndürüyorum. Kendinize doğru çekerek iyice sıkıştırıp ve iyice rulo yapıyorum arkadaşlar. Evet pastamız hazır. Buzdolabına gönderiyorum. Ben bir gün beklettim. Evet pastam servise hazır. Ben bir gün beklettim. Biraz önce de bahsettiğim gibi günlerce buzlukta unutabilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkarın. Hiçbir zaman tazeliğini kaybetmeyecektir. Üzerine şöyle çikolata sosu hazırladım hazır paket çikolata sosu değil arkadaşlar kendim hazırladım Dilerseniz o şekilde de kullanabilirsiniz Dilerseniz evde kendiniz ganaj yapabilirsiniz kremayla çikolata sosunun yapımını çekmedim arkadaşlar çok fazla uzun olsun istemiyorum videom çikolata sosu malzemeleri şöyle bir buçuk su bardağı süt 1,5 yemek kaşığı nişasta 1,5 yemek kaşığı kakao yarım çay bardağı şeker 100 gram bitter çikolata ve bir tatlı kaşığı tereyağı içerisinde bitter çikolata kullanmak şart değil arkadaşlar. Dilerseniz eklemeyi de bilirsiniz. Daha ekonomik istiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Evet efsane bir pasta oldu arkadaşlar. Gerçekten yapıp denemenizi tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesidir. Umarım beğenmiş keyifle de izlemişsinizdir. Eğer videomu yeni geldiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Yok böyle bir lezzet. Pelit pastanesinin dilimini 50-70 TL'ye kadar sattığı bir pasta tarifidir. Biz sadece o fiyatlarla Gördüğünüz gibi bir tepsi büyüklüğünde harika bir pasta elde ettik. Dilediğiniz kadar dilimleyerek 10 ila 15 dilim arası çıkartabilirsiniz. Şöyle yakından da göstereyim. Bir de sizler için tadım almak istiyorum. Benim bildiğim bir lezzet zaten her zaman yapıyorum. Bugün de sizlerin tarifini vermek istedim. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. <laughs> Gerçekten muhteşem. O muzun donmuş, soğuk hali ağzınıza geliyor. Adeta bir dondurma hissi veriyor. Pasta ve dondurma karışımı harika bir lezzet oluyor arkadaşlar. Eğer ki samimiyetime güveniyor, tariflerime güveniyorsanız bu tarifi şiddetle tavsiye ediyorum. Asla iki dilim sizi yetmeyecek. Bundan emin olabilirsiniz. Bugünlükte beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.